arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, ne yapıyoruz? PCX'imizi güçlendireceğiz. Yeni gelen bir güçlendirme setimiz var. Yeni gelen güçlendirme setimiz arkadaşlar şöyle Japon menşeli. Enjektörüne kadar şuraya bir koyalım. Şimdi ne geldi arkadaşlar? Onlara bakacağız. Burada bir tane enjektörümüz geldi arkadaşlar. Yakıtı rahat ayarlaması için şu enjektörümüz, şu şekilde enjektörün ne olduğunu herkes biliyor artık. Şu şekilde bir enjektörümüz arkadaşlar. Açıyoruz şöyle. Harika bir şey. Üflemesine bakıyoruz. Şöyle püskürtmesi farklı. Her şey üzerinde. Bu enjektör olması olmazlardan. Onun akabinde arkadaşlar dereceli eksantrik. Amanın. Dereceli eksantriğimiz geldi. Şu şekilde arkadaşlar. Dereceli eksantriğimiz de takılacak. Onun akabinde, dereceli eksantriğin akabinde arkadaşlar asıl en önemli noktaya geldik. Silindir, piston, sekman, şavallar, kavallar diyoruz ya arkadaşlar. Geldik. Japon menşeli arkadaşlar. Şöyle bakarsak hocam. Evet. Burada neyimiz var? Sekmanlarımız var arkadaşlar. Buna da şöyle bir bakalım. Kırık çırık, vırık çırık var mı diye. Evet. Yani hafif çırık çırık vırık çırık yok arkadaşlar. Yağ sekmanları, kompresör sekmanları, ateşleme sekmanları hepsi içinde. Bunda da sıkıntımız yok. Şurada pernopemi yan sekmanlarımız. Akabinde piston pernopemi dediğimiz pimimiz. Şimdi asıl meseleye geliyoruz arkadaşlar. Silindirimiz. Evet. 157 santimetre küp arkadaşlar. Şimdi burada bu 190'lık diyoruz ya, buradaki bu 190'lığı nereden alıyor ona geleceğiz. Pistonumuz şu şekilde. 65 milim arkadaşlar. 65. Yani arkadaşlar şöyle ölçtüğümüz zaman, şöyle ölçtüğümüz zaman arkadaşlar böyle geliyoruz. Evet. 65. Yani bak şuraya geldi. Şuraya geldi 65. Şöyle geliyoruz. Şu şekilde 65. Bura 65. İç çapa bakıyoruz. İç çapta 65. Yani şu şekilde 65. Bu burada bir dursun bak 65'te. Şimdi burada kısa tepeli piston, valflerin bastığı yani emme egzoz sivopların derinliklerini görüyorsunuz. Gayet başarılı. Pistonumuz şu şekilde pırıl pırıl. Su kanalı şurada. Su kanalımız şurası. Derinliğe baktığımız zaman şurası su kanalı. Bayağı derin su burada geziyor. Şöyle içine baktığımız zaman gayet normal. Şurada eksantriğimizin yeri var. Evet, RX-7 arkadaşlar. Performans için özel yapılmış. Evet. Şimdi burada bir önceki 160'lıkta ne kullanmıştık? Onunla bunun arasındaki farkı şimdi size göstereceğim. Burada bu 67 santim. Şimdi normal 160'lıkta kaç geliyor? Şimdi en azından merak eden arkadaşların merakını gidereceğiz. Şu da orijinal 160'lığın kendi kiti arkadaşlar. Bunun da içinde enjektörümüz aynı keza bu şekilde geliyor. Piston sekmanımız bu şekilde geliyor. Pistonumuz yani. Şu da sekmanımız bu şekilde. Burada silindir alt çontamız. Şurada silindir alt üst çontamız şu şekilde. Şu pistonlarımız, sekmanlarımız. Şu da pernopimimiz. Şimdi burada şu silindiri bir şuraya bir koyalım karışmaması için. Çünkü burada bir karışıklığa mail vermememiz lazım. Şöyle geldi.
şuna takıldı. Şunlar bunun. Şimdi bundan bunun arasında ne fark var? Şu an bu motorda bundan takılı, bu setten takılı ve şu an 800 kilometre oldu arkadaşlar. Performansını yol videolarında gördünüz zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. En ufak bir etek vurma vesaire yok. Rodajı güzel yapıldı. Fakat biz şimdi hep Ar-Ge yaptığımız için arkadaşlar hep parçaları deneme yapıyoruz. Acaba hangisi daha nasıl bir performans verecek diye. Şimdi burada bu sette ilave olarak şu seti şuraya koyalım. İlave olarak eksantriği aynı RX Racing'in kendi eksantriğini kullanıyoruz. Ama burada şu an hani yurt dışındaki 160'lık PCX'de neyse şunlar o arkadaşlar. Bunlar o, bilginiz olsun. Şimdi buradaki silindire bakacağız. Pistona, sekmana, şavala, kavala bakacağız. Deri sarar gibi sarmışlar. Şimdi şu şurada bir dursun. Şimdi normal 160'lığa geliyoruz arkadaşlar. Bir de normal 125'liği size göstereceğim. Yani aralarında ne kadar fark var, nasıl bir sonuç elde ediyoruz onu göreceksiniz. Evet, şu da orijinal arkadaşlar. Bunda da mesela burada ne yazıyor? 157 yazıyor. Kos 21 AHM bilmem ne. Vut zırt cahçurt. Evet, bu bu. Şimdi bu böyleyken şunu da çıkaralım. Bir dakika. Şu da diğeri arkadaşlar. Şimdi diğerinin çapını ölçmüştük şöyle. Buna geliyoruz. İçine girmiyor. Ya bak. Performans farkı burada çıkıyor değil mi? Şimdi 190 cc farkı buradan çıkıyor. Şimdi şöyle geldiğimiz zaman bu ne yaptı? 50, 60, bu 65. 5 milim daha farklı arkadaşlar kısaca. Koltuğumuzu da aldık. Evet. Onları birleştireceğiz ya. Egzozu çökmeden fren balatası değişebiliyor şu şekilde. Görüyorsunuz arka dix fren sisteminde. Yani lastiği falan sökmeden değişebiliyor. Şu an yeni gelen 125 PCX'te de aynı sistem arkadaşlar. Hani yeni gelecek olan PCX katranı farklıydı ya mesela, arka dix fren aynı sistem. ABS yok arkadaşlar. ABS'siz arka fren. Yani burada yeni gelen de ABS var diyenler için diyorum, iyi araştırın. ABS yok. Ben yıllarca araştırıyorum bu konuları. Araştırmadığım hiçbir şeyde uygulamıyorum. Şu an yurt dışı Avrupa versiyonu 160'lıkta da arka frende dix yok. Yeni gelecek olan PCX'te de arkada dix yok diyorum. Pardon, ABS yok. Niye? Bağımsız. Önde ABS var, arkada ABS yok. Bunu bir kere daha bir kenara yazın arkadaşlar. Yeni gelen PCX'e arka ABS'li gelecek diye beklentisi olanlar boşuna beklemesin. Arkada ABS yok yani. Aynı ben ne yaptıysam Honda da aynısını yaptı. Zaten Honda yapmıştı, ben ondan kopyaladım. Evet. Motorumuzu indirme aşamasındayız. Yavaş yavaş biz izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar. Radyatöre bak ya, ne kadar orijinal, ne kadar kibar bir radyatörü var. Tabi Japonlar şimdi eski kasalarda şunu kapaklı yaptı, şimdi bunu anahtarlı yaptı yani. Biz duramıyoruz, oynamadan duramıyoruz. İlla radyatörün içini açacağız, içindeki sıvıları boşaltacağız, buralarla oynayacağız. Oynamayın diye adam buraya civatalı yapmış. Bak şöyle civatalı, görüyor musun? Bunu bile oynuyoruz. Duramıyoruz abi. Yerimizde ruhumuzda var. Sağlam malzemeleri karıştırmak ruhumuzda var. Ondan sonra vızık vızık vızalıyoruz parça bulamayınca da. Ne? Parça bulamayınca da vız alıyoruz. Bak ne güzel radyatör yapmış adam.
Şimdi motorda arkadaşlar bir takım yerlerini söktük. Şu an ön hazırlıklarımız tamam. Kısa bir ara verelim Osman hocam. Tam ne kadar da kolay çıktı bu beynin soketi. Bilene kolay, bilene. Bunun ne olacak? İki tık tık başlıyor, basıyor, çık çıkıyor. Ora çıktı, bura çıktı, bitti. Şimdi motoru altına alacağız. Çok basit bir şekilde işlerini halledivereceğiz. Yani aslında para kazanmak çok kolay. Yeter ki çaba göster. Bu öyle zor bir şey değil. Yani farkındaysan takipçilerimizin çoğu zaten usta, çoğu bilginli. Bizden daha bilgili insanlar. Onlar belki daha da rahat, daha da kolay çıkarıyordur. Ama biz biraz zorlandık. Aslında çok basit. Şimdi motoru indireceğiz. 5 dakikada Beşiktaş'ı kuracağız. Anastasi aşaması çok sürüyor bak hazırlık. Daha motoru indiremedik. Niye? Bir sürü hız daha var. Ön hazırlık aşamaları. Şimdi insanlar devam ekrandan edeceğiz. Seyredince futbolculara da kızıyor. Gol atamıyor ya bazı oyuncular. Şu an hız sensörünü çıkartıyoruz. Öyle gol atmak kolay mı sahada? Tamam. Ne kadar kolay çıktı. Evet, çok basit. Çok basit. Görünce ben de inanamadım. Burada tamam. Şimdi hocam. O tamam, o tamam. Orada tamam, burada tamam. Evet, her şey tamam. Ameliyat masası şu anda. Ameliyat masası ha. Sinan hocam bir kütük vardı ya, kütük mü veriyordum şuraya? Şu an altına. Kısa bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar, motorumuz indi. Şimdi burada ne yapacağız? Piston, sekman, şaval kavalları halledeceğiz. Şimdik şu şekilde rahat çalışabiliriz. Şöyle gelin. Rahatçanı çalışabiliyoruz bu şekilde. Eline, eline sağlık ustam. İşte ondan sonra diyorlar ki Ruh Usta tek başına nasıl iş yapıyor? Ruh Usta motoru da tek başına indirebilir arkadaşlar. Şavalları, kavalları aldık. Çizilmesinde gereken önlemleri, önlem tedbirlerini aldık. Motorumuz hazır. Kaldır lifti hocam. Ameliyat masası, diğer takipçiler, çalışmalar devam ediyor. Görüyorsunuz yeni malzemelerimiz. Evet, motorumuz güçlendirme çalışmaları son hızla devam edecek. 65 milimetre çapında bir piston takacağız. 65 milimetre çapında. Yaratırız. Şu an motoru, at motoru aldı. Görüyorsunuz. Usta. Evet arkadaşlar, motorumuz 125'ten 160'a çıkmıştı ve 850 kilometre oldu. Hem kontrol amaçlı söktük hem de 190 cc'ye çıkarıyoruz. Silindir, piston, sekman, şaval, kaval, üst eksantrik hepsi değişecek tekrardan. Şimdi burada şunun sağlamasını yapmış oluyoruz. Biz Ar-Ge çalışmalarımızda kendi motorlarımızı kobay olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Yani aklınıza bir şey gelmesin. Hiç, kesinlikle müşteri motorların değil. Bunlar birebir kendi satın aldığımız motorları kullanıyoruz. Ve bu motorda da şu an 160'da çevirdiğimiz bir makina. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, en ufak bir yağ atma, terleme var mı hocam? En ufak bir sıkıntı yok. Tertemiz. Tertemiz. Şimdi sökeceğiz. Piston nasıl alışmış? Ne olmuş ona bakacağız. 10-30 yağ kullandık. Bu yağ acaba ne verdi? Hem ona bakacağız. Pistonun kafasına bakacağız. Ve akabinde dereceli eksantrik ve 65 milimetre çapında bir piston kullanıp motorun gücünü biraz daha yükselteceğiz. Tabii bu arada ona göre de enjektörümüzü ve EDCD ünitemizden de bunun programını yapacağız. Ona göre motorumuz ateşlemesini vesairesini ona göre ayarlayacağız. 160 cc'deki durumuna bakacağız ve 190 cc'de ilk defa 190 olarak da tekrar denemesini yapacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Alabilir miyiz Sinan hocam? Tabii ki. Ustam ameliyat masasında. Evet Sinan hocam, yine kaldık baş başa. Şimdi evet. Aynı zamanda Sinan abimizi de böyle hem bu işleri görüyor hem de bu işten keyif alıyor. Sinan abi bizi böyle
seyretmekten, bize yardım yapmaktan keyif alıyor musun? Muhteşem bir keyif. Anlatılmaz yaşanır gerçek. Evet, film sahnesinin içinde. Setin içindeyim. Setin içinde gibisin değil mi? Şimdi burada bakıyoruz, şavallar, gavallar gayet normal bir durumda. Pırıl. Motorumuz sentiye getirip sökeceğiz. Üst ölü noktaya, alt ölü noktaya alalım. Silindirimizi, pistonumuzu çekelim. 4 valf arkadaşlar. Biliyorsunuz makinamız. Şimdi Yamaha'da anlattığınız olan şunlar usta, evet. Bakın. Görüyorsunuz bak, değil mi? Bunda civatalı yapmış. Civatalı. Honda da Abudum'un gazı gibi yapmış. İşte Abudum'un Honda gazı ile Yamaha arasındaki fark. Büyük fark o. Yani riskin yok. Yok. Buna Siboba ayarı yapanlar varmış. Nasıl yapacaklar onu bilemiyoruz. Bir kısa bir ara verelim. Evet, PCX'lerde su pompası arkadaşlar. Bunu söküyoruz. Üst eksantrik de değişecek zaten bu motorumuzda. Amanın. Ya işte spontane çekimlerde böyle şeyler olur. Delta takipçiler. Olur. Benim suçum bu tabii. Altına malzeme koyacaktım onu. Ameliyat masası şu anda. Ustam ameliyata devam ediyor. Orayı bir çekelim hocam, bir kısa süreliğine. PCX'de Siboba ayarını bırak, motoru indirmeyi indirsen bile yapamıyorsun. Ha böyle bir şey var mı ya? Bak. Ha şu saplamayı alıyorsun. Şunu çıkarıyorsun. Ha şimdi yapabilirsin Siboba ayarını. Şavallara kavallara. Ya adam öyle bir saplama koymuş ki. Yani en ufak bir sarsıntıyı, vibrasyonu önleyici. Şu an arkadaşlar motorumuzun çalışma prensibine bakacağız. Bakalım nasıl çalışmış, ona bakacağız. Sinan hocam kısa bir ara verelim. Evet arkadaşlar, 160 cc PCX'imizin şu an nasıl çalıştığını görüyoruz. Ateşleme bobinimizi alacağız. Şimdi pistonumuza bakıyoruz. Bak pistonun kafaya gel hocam. Nasıl çalışmış usta? Çok güzel, rahat çalışmış. Çok güzel. Şimdi alıyoruz. Şöyle. Komple. Pırıl pırıl. Tertemiz. Tertemiz, mis. Mal ceviz. Bak görüyorsun. 800 kilometre oldu rodajda. En ufak çizik, çizik yok. Çizik bile yok. Evet. Niye yok? Gayet başarılı rodajı gayet olmuş. Başarılı. Şimdi bunu 190'a çevireceğiz. 190'a çevireceğiz tekrar. Bu şekilde. Şimdi 190'a çevireceğiz. Alalım, uçlarımızı alalım. Şimdi pistona gelelim hocam. Pistona bak. Harika. En ufak bir çizik yok vesaire yok. Fısır fısır. Alt eteğine bakalım. Fısır fısır. Gayet güzel. Şimdi bunlar da biliyorsunuz Grand çok başarılıydı arkadaşlar. Ondan dolayı kolay kolay sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, kısa bir ara verelim. Arkadaşlar gayet başarılı. Evet, yanma odamız vesairemiz. Piston fısır fısır. Şimdi öbür pistonla bunun arasında ne fark var? Neler değişecek onu göstereceğim size. Bundaki olayımız şu arkadaşlar bak. İçeride çift delik var. Yani bak yağ kanalı bak içeriden, bak şöyle alttan içine baktığımız zaman. Bak bunda tek, bunda çift taraflı yağ sekmanı, hem alttan hem üstten pistonu soğutmuş olacak. Arasındaki fark da nedir arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman, tepe yapıp baktığımız zaman bak şu kadar fark var bak. Fark o da 5 milim. O 5 milim de nereden baksan 40-50 cc fark ediyor arkadaşlar. Ustam çalışmalar nasıl gidiyor? Dereceli eksantriğimizi de taktık, eski eksantriği çıkardık. Biliyorsunuz dereceli eksantrik rampada, bayırda, yani sibopların, valflerin yani vitek açar gibi aynı hızda gitmesini sağlıyor. Motorla mesela bir rampaya sardın ya, çekişten düşmüyor, düz yol gibi gittiğini düşün. Bunda da şimdi onu yakalayacağız. Eski eksantriğini çıkardık. Şimdi yerine dereceli eksantriğimizi, gel şöyle bak hocam. Şöyle taktık. Honda mühendisliği. Honda mühendisliği tabii bu da. Tabii bak. Gerçekten. Fısır fısır oldu. Güzel çalış. Ne yok. Şimdi bunlarda 4 watt ve siboplar çok derinde. Ondan dolayı diyorum ya, motoru indirmeden buraya nasıl siboba ayarı yapacağını diyor. Yani siboba ayarı istemiyor normalde bu motor. Kolay kolay. Sadece şimdi ister mesela. Şu an ben buna eksantrik taktım. Yeni silindir piston sekmanı attığım için siboba ayarı istiyor.
Yoksa başka türlü istemez. Şu an mecbur isteyeceksin baba ayar. Çünkü dereceli eksantrik var. Ona göre bak valflerin ayarları da nerede bak görüyor musun? Şimdi bu valfi burada nasıl ayarlayacaksın yani? Ondan dolayı... Sibop ayarı ayağı. Sibop ayarı yapıldı ayağı. Evrak üzerinde yapabilirsin. Kağıt üzerinde her şeyi yapıyorsun. Ama gerçekte sahada yapamazsın. Sahada yapmam için sökmen lazım. Sökmeden sibop ayarı yapılır mı? Size bir soru. HCX'in motorunu sökmeden sibop ayarı yapılabilir mi? Çıkabilirsen içinden. Şimdi burada Yamaha ile PCX'in arasındaki en önemli farkı söylüyorum. Bak adam buradan civatalı yapmış. Bak ne yapmış adam buradan? Civataları buradan koymuş. Öbüründe de şuraya koymuş. Yanında. Bunları buraya bir saç koymuş bunların çıkmaması için. Yani koskoca X-Max'den bile daha kaliteli. İşte boşuna demiyorum PCX'in kalitesinde Honda bile bir motor yapamaz diye. Küçük olduğuna bakmayın ama aşırı kaliteli. Bak bu horozların, şavalların, gavalların, horozların, pimlerin çıkmaması için bak buraya yer koymuş. Ve bunu da bak görüyorsunuz bak. Civatıya bak. Al. Bu çıkar mı ya? Çıkmaz. Bunu da ta nereden tutturmuş bak. Ta göbekten. Ya. Honda mühendisliği. Boşuna demiyoruz. Ama bunu anlatamazsın insanlara. Millet dışına bakar, biz içine bakıyoruz. Biz ciğer kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Ciğerlerde bir şey var mı? Öksürük var mı? Hapşırık var mı? Isırık var mı? Onlara bakıyoruz. Yoksa öbür türlü dıştan baktıktan sonra bir sürü güzel motor var piyasada. Öyle değil misin lan hocam? Evet. Yani dışı çok güzel ama içi yaramaz. Seni yapar, içi beni yapar. Evet. Bunlara dikkat edeceğiz. Bak şimdi geliyoruz bak. Adam ne yapmış bak. Hizalamış burayı. Çok buraya. Noktayı şuradan koy vermiş bak. Ah. Bak görüyor musun? Bunu bundan tutturmuş adam. Yani bu Japon bak Honda Shihiro Hiro amcam bak. Buradan tutturmuş. Bu buradan gelir mi? Gelmez. Buradaki civata sadece eksantriği tutuyor. X-Max'te de hem eksantriği tutuyor hem bu şaval gavalların burcunu tutuyor. Hangi birine dayansın? Bir tane kötü civata koymuş. Ondan sonra gevşedi mi diye uğraşıyor. Kullanıcının aklında kalıyor. Mecbur kalacak çünkü yola gittin nerede ne zaman fire vereceği belli değil. Evet. Yani bindikçe güven veren motor Honda. Reklamları dinleriz. Kamu spotu. Kısa bir ara veriyoruz. Ustam kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Şimdi motoru 190 cc'ye çıkarınca emme ve egzoz manifold giriş çıkışlarını portlamak gerekiyor. Egzoz zaten portluydu. Emmeye biraz bir port vereceğiz. Çünkü portlamazsak akışkanlığı orayı hafiften portluyorum Mustafa. Şimdi bu işlerde arkadaşlar parçayı alıp takmakla iş bitmiyor. Biz bunları yıllarca test ediyoruz, kilometreler yapıyoruz. Bu yaptığımız testlerde motorun ne istediğini hissedip ona göre söküp tekrar işlemler yapıyoruz. Yani bir işi oturtmak öyle basit değil arkadaşlar. Onun için hani bakmakla yapmak çok farklı bir şey. Siz bakarak yapmaya çalışıyorsunuz. Biz söküp direkt yapıyoruz. Böyle bir durum var. Biz izlemeye devam edelim. Evet, siboplar, şavallar, gavallar da takıldı. Şu an su pompasını takıyoruz. Su pompasının da üst eksantrikten aldığı için hareketini dikkat etmemiz gerekiyor. Onları da takıyoruz. Motorumuzun üst kapağını da toplayacağız. Asfaltta tanıştıracağız. Kısa bir ara gidelim. Evet, değerli takipçiler sabırsızlanıyor biliyorum ama ustam devam ediyor işlemlere. Şu anda arka diskimizin parçalarını takıyor. Bağlantı yani. Motor işi bitti. Takıyoruz. Az bir işimiz kaldı. Marşlamamıza. Evet. Sabırsızlıkla tabii. Bekliyoruz. Tabii. Şu an ustalarımız titizlikle çalışıyor. Test saatimiz üzerinde çalışmalar devam ediyor. Elektrik tesisatı. Ne kadar kolay takılıyormuş ustam. Çıt diye takıyorsun, iş bitiyor. Tabii tabii. Beyin ne kadar da kolay. Bilene kolay. Evet. Gel değil bir mi? De bana sor. Çıt deyince hemen yerine geçiyor. Herkes kendi yapabilir.
Uzaktan davulun sesi kulağa çok hoş gelirmiş, biliyor musun? Evet. Niye öyle diyorlar? Tabii. Sahada farklı oluyor davul. Canlı canlı duyuyorsun. Çalmak bile farklı oluyor. Sence ne olacak bu şimdi? Benim içimden biz güzel olacak diye düşünüyorum. Yani 250 cc almaya gerek var mı sence PCX'den? Gerek kalmayacak. Sen de hevesleniyorsun. Herhalde bir yeni kasa da sen alacaksın. Çok sabırsızlıkla bekliyorum yapılan işlemi. Yanlışlıkla Jüpiter falan almazsın değil mi buna bakıp da? İşte Jüpiter'den vazgeçebilirim. Buna bakıp da Jüpiter alası geliyormuş insanların ya. Yani Jüpiter ayrı bir dünya şimdi. Diye bir ses gelmesi lazım. Aha geldi. Evet. Kısa bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar, motorumuzun motor aksamını vesaireyi de attık. Arka diks vesaire her şey tamam. Şu an bir ilk marş yapalım. 1 2 3 4 Evet. 190 cc. Hayırlı olsun diyeceğiz. Marşlıyoruz. Çok güzel. Eline sağlık. Evet. Evet. Gayet başarılı, güzel bir şekilde. Çalışma nasıl? Çok güzel. Stabil. Biz stabil. Arkadaşlar topluyoruz, marşa basıyoruz, devam. Çünkü toplamadan önce bütün kontroller yapıldığı için topladıktan sonra da kolay kolay sızıntı çıkmıyor. Bu zamana kadar hiçbir PCX bizi yanıltmadı. İnşallah bundan sonra da yanıltmaz diyoruz. Evet arkadaşlar, motorumuz hazır. Zaten akşam yol videosu çekeceğim. Şimdi kısa bir ara verelim.